Herkese merhaba. Bugün sizlere günün anlam ve önemini belirten bir marş öğretmek istiyorum. 19 Mayıs. Muammer Sun'un bir bestesi. Çok seviyorum. Pek çok akor var içinde arkadaşlar. Birazcık baştan söyleyeyim. Hangi akorlar var? Şarkıyı mi minör tonunda çalacağım ben. Biraz daha bir kolay bir ton. Kıraç'ın söylediğiyle aynı değil. Daha rahat. Şarkıyı Kıraç seslendirdi bu arada. Onu da tekrar buradan söyleyelim. Em akoru 5'e 2, 4'e 2 şarkıdaki ilk akorumuz. İkinci akorumuz La minör 2'ye 1, 3'e 2, 4'e 2. Sonra Dm akoru var 1'e 1, 2'ye 3, 3'e 2. Sonra C akorumuz var Do majör yani 2'ye 1, 5'e 3, 4'e 2. Sonra şarkıda arkadaşlar hem mi minör var hem de mi majör var. 5'e 2, 4'e 2, 3'e 1. Fa majörümüz var, bareli akorumuz. Birinci perdeye bare alıyorum. 3'e 2, 4'e 3, 5'e 3. G akorunu ben burada çoğu zaman şarkıyı çalarken 3. perdeden alıyorum arkadaşlar. Madem fa'yı bastık. 3. perdeden aldığımız zaman G akoru elde etmiş oluyoruz. Değil mi? O yüzden şu pozisyona geçmeye gerek yok bence. Hemen 3. perdeye kaydırsanız daha bir rahat olur diye düşünüyorum. Evet, şarkımızda gördüğünüz gibi pek çok akor var. Geçişlerinde ne var? Şarkının ritmini en kolay ritimle yapalım. Çünkü akorlar çok fazla. İşimiz kolay olsun. Yine folk ritmiyle çalacağım ben. Yine şarkının aynı Gençlik Marşı'nda olduğu gibi bazı yerlerinde Ankara yapıyorum. İn, in, çık. Ankara ne demek? A, A, Y. İlki daha uzun, ikincisi daha kısa sürede yapmanız gerekiyor. Şarkıya başlayalım bakalım. 19 Mayıs. Am geldi. Kurtuluş günü. Minör geldi. Sonra Dm akoru. Haydi. Ankara yapıyorum burada. Diğer haydi de Ankara yapıyorum. Haydi. Sonra la minörden do majöre şöyle geçin arkadaşlar. Bakın şöyle bir kolaylık olsun size. Şu 5'e 3'e şu parmağınızı götürdüğünüz zaman bütün pozisyonu bozmanıza gerek yok. Sadece 3. parmağınızı götürseniz yeterli. Rü de geçecek son ecede. Yürü ile. Hep Ankara yaptım değil mi? Yani haydi. Haydi yürü ile. Ri de mi majörü geçiyorum. Ri. Vardı sana. Mustafa da la minör. Mustafa Kemal. Burada da Ankara yapacağım. Fa majöre geçtiğimde. Haydi. Sol majör. Haydi. Rü de re minör. Ri'de de. Yani bazı yerlerde Van da yapabilirsiniz gördüğünüz gibi. Samsun'da Mustafa Kemal haydi haydi yürü ileri. Mesela burada Van Van da yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Zannediyorum ben şarkı içinde değiştiriyorum. Bazen Van yapıyorum, bazen Ankara yapıyorum. Yani o anki ruh halime göre değişiyor. Evet, geldi. Şarkının söz kısmına yani şan kısmına birinci şan mi minörle başlıyor. 5'e 2, 4'e 2. Samsun'da bir kere yaptı. Fa majöre geçecek. Anadolu'ya. Dm Ankara. Bir. Gü de la minör. Yine Ankara. Neş do. Mi minör. Du da geçiyor son ecede ve tam yapıyor ritmi. Tekrar şimdi la minöre geldi. Şahlandı. Bitirdi ritmi. Sol majöre. Ayaklandı halk. Şimdi bu pozisyonda şöyle de yapabilirsiniz tabii. Şimdi eğer la minörden sol majöre geçişi şöyle alıştıysanız. Şahlandı. Ayaklan yapabilirsiniz. Ama burada benim sanki üçüncü pozisyon daha bir rahat gibi geliyor bana. Yani
İnşallah hem biraz çalışmış olursunuz. Şunu şunu çalışın yani bence. Çok işinize yarayacak. Hatta ta bu 5. perdedeki la minör bile alınabilir. Değil mi? 5. perdedeki la minörü de bir kere daha belirtelim. 5. perde 7'ye, özür dilerim, 5'e 7, 4'e 7. Hatırladıysanız. Buradan böyle yukarı giderek de çalınabilir. Bir kere daha gösterelim. Şahlandı, ayaklandı halk. Böyle de yapılabilir. Şahlandı, ayaklandı halk. Bir tane daha alternatif vardı, onu da yapalım. Şahlandı, ayaklandı halk. Buradan da fa majöre kaydıralım. Hop, birinci perde. Düşmanı bu. Mi minör geldi. Şarkının en sevdiğim bölümü geliyor. Mi majöre geçiş var çünkü. Bu böyle sürpriz akorları çok seviyorum. Yani şarkı tonu mi minörken burada mi majör yapıyor ve artık vurguluyor. Başladı büyük. Evet, burada arkadaşlar yine Ankara yapacağız. Başladı. Son hecede geçiyorum. Başladı büyük. Yine Ankara. Başta. Başta. Sonra fa majör geliyor. Sen de katıl arkadaş. Ne yaptı? Ankara. Sen de katıl arkadaş. Mi majörden devam ediyoruz. Durmasın bu devrim. Ler de sol majöre geçecek. Ler. Dinmeden lerde yaz. Şimdi bu fa majörde o lerde kısmında re minör de yapılabilir. Yani dinmeden gözlerde yaz. Ama gerek de yok arkadaşlar. Yani buradan fa majör gayet uyumlu oluyor. Yani ben oradaki DM akorunu çıkartarak yazdım. Bilginiz olsun. Dinmeden gözlerde yaz. Yani yanlış değil. Öyle yazmak istedim. O şekilde daha bir yatkın geldi kulağıma. Hem siz de o kadar çok akor değiştirmemiş olursunuz. Aralardan bir tanecik akor kırptım yani. Sonra şarkının ikinci şan bölümü geliyor. Birinci şan bölümüyle akorları aynı arkadaşlar. E, M. Geldi. Fa majör geliyor. 19 Mayıs. D, M akoru geliyor. Bir kıvanç oldu. Devrimler. Sonra tekrar nakarat geliyor. Evet arkadaşlar gelelim şarkının solosuna. Mi ile başlıyor. Zaten biliyorsunuz mi minördü tonu. Dördüncü tel ikinci perdeyle başlıyor. Sonra ikinci tele geçiyor si'ye. Tekrar yapıyorum. La 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 mi. 3'e 2. Mi birinci tel. Sonra fare. Bire bir, ikiye üç. Sonra mi, do, si. Do, re, mi. Tekrar aynı ezgi devam ediyor. Mi, si. Buradaki atlama arada bir tel atlayacak. La 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 mi burada da bir tel atlayacak. La si sol fa. Fa nerede? Dördüncü tel ikinci perde. Do 2'ye 1. La da 3'e 2. Do la si sol fa. Devam ediyoruz. La, re, mi. Evet. Şimdi şarkının söz kısmı geldi, değil mi? Şan kısmı. Birinci şan. Mi, si, do, la, la, si.
La si. Tekrar var, repriz. Şimdi diyor ki şahlandı si do la sol. Si do la sol la si si sol. Fa sol la re mi. Başladı büyük savaş. Mi 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 fa re mi. Mi fa sol sol mi. Hepsi birinci telde. Mi re mi si do re si. Re do si la sol fa mi. Evet, başta intro kısmında yaptığımız 19 Mayıs oraya geri dönüyor. Evet arkadaşlar, hepinizin bayramını yeniden kutluyorum. Nice sağlıklı mutlu bayramlara. Atamızı saygıyla anıyorum. Atamızı ve silah arkadaşlarımızı Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı için minnet duyuyoruz. Kanalımı beğendiyseniz yeni şarkılarda, marşlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.